Скалума, Нума, что? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. This is Metro FM. Kadir. Pascal. Abisi neyin var? Ne oldu ki Pascal? Böyle bir masuf. Sıkıntı var Pascal. Yapma ya. Soru ne? Scarlett. Hangi Scarlett? Benim hayatımda kaç tane Scarlett var Pascal ya? Ne bileyim oğlum ben. Johansson. Ya. Hangi Johansson? Scarlett Johansson. Ne sıkıntı var? Dün gece aradı. Ne? Şu an üstünde ne var diye sordu. Hadi. Lan saçmalama, aramızda böyle bir ilişkin var Scarlett'le, manyağa bak ya. Tamamıyla temiz ve platonik bir aşk yaşıyorum ben kadınla. Ne diye aramış? Kadir'im dedi, erim dedi, şahbazım dedi. Scarlett. Evet. Böyle dedi. Evet evet. Başka ne dedi? Evimin dübeli dedi, dertliyim dedi, kederliyim dedi. Sana mı dedi? Evet dedi. Sıkıntın nedir bebeğim, söyle dedim, giderelim dedim. Ne dedi? Bana dedi, Oscar'ı vermediler, gittiler o bilardo sopası gibi en Hathaway'a verdiler dedi. Çok ağrıma gitti dedi. Sabah uyanınca dedi, uğundum durdum dedi. Bu Scarlett tokatlı mı? Yo, bildiğim Danimarka kökenli. Niye öyle konuşuyor? Tokatlı gibi? Ne bileyim abi ben. Neyse yavrum, bu sene olmaz, seneye olur, sen sıkma canı. Gel sana Türkiye'de altın, portakal, mandalina, elma, armut ne varsa. Gel gel. Gel dedim, kat daire benzin istasyonu yapacak yapımcı var dedim ya. İyi demiş. O ne dedi? Ben daha o kadar yaşlanmadım aşk olsun dedi. Ne yapacağım? Valla... de Oscar heykelciyi satıyorlar. En iyi sevgili, en iyi baba, en iyi patron. Onlardan birini alıp çakacağız artık Scarlett'e. Yer mi ki? Paşa gönlü bilir Pascal. Arkadaşlarla akademiyi mi basayım yani şimdi? Spielberg topuğuna mı sıkacağız abi? Sen de haklısın. Ya sanatçı sevgili zor Pascal ya. Evet abi. Çok zor. Uzak dur. Pascal. Hı. Bu arada programa başladıkla zart diye. Evet evet evet. Günaydın. Üzülü oldu. Günaydın. 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 Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı günler. Bereketli, kazançlı bir gün. Öyle mi Pascal? Of, tabii. Ben Deniz Kadir Çöptemir. Ben Pascal. Numa. Cebiniz para diyorsun. Üzünüz gülsün. İşleriniz tıkır tıkır yürüsün efendim. Biz size... Amin. İki saat boyunca eşlik edeceğiz. Hiç merak etme. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Çikolata renkli program. Aragaz. This is Metro FM. Şu Twitter denen işe fazla bulaşmamakla iyi ediyoruz kardeşim. Niye abi? Her gün bir sinir harbi yaşanıyor, yemin ediyorum. Ya bırak ya. Boş iş abi. Hayatı Twitter olan insanlar var Pascal. Onların var ya, hayatını seveyim ben. Misal bak, bir manken hanım televizyonda gördüğü bir otomobil reklamıyla ilgili tweet atmış. Ne demiş? Reklamcılar Türk kadını profilini böyle çizmiş. Kısa boy, balık et, erkek peşinde koş, evlen, çocuk yap. Evet. Ama takipçisi olan hanımlar bir şarlamışlar buna. Niye? Biz öyle değil, sen kendine bak diye. Hadi be. Oysa bak dikkat et, o manken hanım Türk kadını böyledir demiyor. Reklamcılar Türk kadın profilini böyle mi çiziyor diyor. Ne anlıyorum şimdi? Yani buradan şunu anlıyoruz. Twitter'da bu manken hanımı takip eden bayanların çoğu daha okuduklu anlamıyor. Okuduğunu anlamaktan aciz lan bunlar. İlk öğretim seviyesindeki algıya sahip, yorum kapasitesine sahip, okuduğunu anlayamayan insan olur mu abi belli bir yaşta? Aman 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 aman. Peki sence aman. Türk kadını böyle mi Pascal? Nasıl? Yani kısa boylu, efendime söyleyeyim balık etli, erkek peşinde koşan, bir an önce evlenip çocuk yapmak isteyen bir kadın türü mü? Abi bunlar kötü değil ki. Değil tabi, bir defa balık etin hastasıyım ben. Kadın balık etli abi, olmalı. Kısa koyda güzel seviyorum, maskot gibi. Abi. Ondan evet. Sonra kadın bu erkeği beğenir tabi, beğenecek. Tabi koşacak. Ona çok beğenirse peşinden de gider. Gider değil mi? Gider abi. Gider abi. Hı. Evlenmek, çocuk yapmak. Bu da güzel. Kötü değil ki. O zaman bu kadınlar neye bozuluyorlar? Yani bu tarafı var ya. Sana da uyuyor. Nasıl bana da uyuyor? Kısa boy, balık eti. Ama sen kadın kovalıyor musun? Ama yani ben evliyim, çocuk yapmak istemiyorum ki abi. Olmaz. Evlen. Kaç yaşında oldun?
Çocuk yapıyor. İstemiyorum. Nereye kadar? Evlendiriyorum ya. Yapma ya. Ben abi, evleneceğim ama bir şartım var. Neymiş o? Sen de sünnet olacaksın. O ne ya? Abi benim sünnetle senin düğünü aynı salonda yapacağız. Sana sünnet yatağı koyduracağız. Orada yatacağım. Biz de düğünü yapacağız. Çok güzel olacak ya. İğrençsin. Didigalp. Her an Pascal çıkabilir. This is Metro FM. Pascal. Kadir. Ya biz şimdi sanata ve sanatçıya destek olan, saygılayan bir program değil miyiz? Evet. Öyleyiz. Peki biz o zaman niye Oscar kazanmış iki sanatçıyı arayıp tebrik etmiyoruz Pascal ya? Kim arayacağız? Mesela, hani Hathaway'i arayalım mı? Hastasıyım be. Çok arayalım. Tatlı kız değil mi? Erik gibi kadın. Tövbe yarabbim. Hani Hathaway'in yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'ı oldu bu sene biliyorsun Pascal. Aferin benim kızıma. Arıyorum o zaman. Arıyorum. Aha çalıyor. Arıyor. Alo, hani Hathaway ile mi görüşüyorum ben? Aa bebeğim nasılsın? Kadir ben. Ay aşk olsun. Ay, kaç tane Kadir var? Allah tanıdım. Ben Çöpdemir. Ne yapıyorsun sen? En sabahın köründe Oscar'ı da aldın. Anlatayım mı? Beni diskoya götür. Yok bir şey canım, yok canım. Çocuklar bağırıyor. Sokaktan arıyorum da. Pas olayım. Çiğne beniyim. Atıyor. Okul var. Okul en bizim evin yakında okul var. Çocuklar orada derse girecekler. Bağırıyor veletler işte ya, o yüzden ya. En bütün paramı. Servetin seviyoruz. Abi dur Allah aşkına bir dur, tövbe ya Rabbim ya. Ya Kadir ya. Yazıyorsun kıza. Ayıp ama ya. Ben Scarlett'e asla ihanet etmem. Efendim yok bebeğim, yok ne Scarlett'i ne Johansson'u. Tamamen sana angajeyim. En neler hissettin Oscar'ın heykelini tutunca, alınca. Ne hissetmiş, ne tutmuş? Hala inanamıyorum diyor. Versene mi? Bak al ama kıza asılmak yok. Alo en. Ben sana Pascal'ı veriyorum. Kendisi bizim getir götür işlerine bakıyor. Afrikalı. Saat satıyordu. Sokaktan aldım ben bunu. Yanımda yetiştiriyor. Ha zenci. Ne demek hastasıyım? Yeah. Ne oluyor arkadaş? Şirkete mi getiriyorsunuz beni ya? Ver. Alo. En. Bonjour haber. Sen şimdi hangi Oscar aldın? En iyi yardımcı kadın oyuncu. Ya bana bir konuda yardımcı olsan. Benim umuzumum arıyor. Şimdi o var mısın? Vay köfte, oradan yürüyeceksin değil mi pislik? Ya dur be. Ne demek urcunama? Nasıl yardımcısın sen? Abi öyle yardımcı değil bu lan. Yardımcı kadın oyuncu ya. Abi yardımcı ver şunu, ya. Ver. Tamam ne ver şunu ya? Ver. Bu cesi ya. Ver şunu. En Hathaway hayatım, biz Pascal'la beraber istiyoruz. Sen bize bir yardımcı ol. Biz de sana bir $200 yardımcı olalım ya. 300 eve. Ne 200 ya? Pinterim. Ya kardeşim ben mizah yapmaya çalışıyorum. Hani geliyorlar ya parfüm satmak için. Yok gemide çalışıyorduk. Yok uçakta çalışıyorum. Şu elimdeki parfüm görmüş ol. Sen bana bir $100 yardımcı ol. Ben de sana bunu vereyim diye. Yani ben oradan biliyordur diye. Aha yüzüme kapattılar. Kapatır tabii. 200 olur mu? Yani ya arkadaş vallahi bitirdin kızla diyalogumuzu. Ya Kadir bu nasıl yardımcı? Oscar'lı yardımcı. Hiç bakmıyor. Evet tamam. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. This is Metro FM. Pascal. Kadir. Ben karar verdim kardeşim. Zenci bir kızla evleneceğim. Oldu. Ne oldu? Zenci kızla da seni bekliyoruz. Kadir gelsin diyor. Ya belki öyle demiyorlar ama Pascal sen kardeşine bir güzellik yapacaksın herhalde. Camiadan bir zenci kızla beni tanıştıracaksın. Beni baş göz edeceksin. Yok ya. Ben beceremem. Ama sevaptır be. Abi sıkıntı var. Ne konuda sıkıntı var? Zenci kız yok. Nasıl yok ya? Abi herkes istiyor. Beni hep soruyor. Zenci kızla evleneceğim. Allah Allah yapma ya. Evet abi. Millet azmış. Zencili de evleniyor. Ya erkeğe ayrı revaçta, kadına ayrı revaçta. Olamadık bir zenci gitti ya. Vallahi kedi. Boşta biraz var ama en gece 50. Ne yapacağım lan ben 50 yaşında zenciyle evlenip? Bilemem. İstiyorsan var. Abim ne oldu peki? Neden zenci kızlarla evlenmek isteyenlerin sayısı arttı acaba? Abi bir kere şöyle. Zengin güçlü. Ama hayatın çilelerine dayanıklı olurlar diyorsun. Evet. Sonra sağlıklı. Ha senin gibi değiller yani. Tabii. Bebekleri çok seviyorum. Evet ya Pascal. Zenci bebekler çok tatlı oluyor ya. Sen de bebekken o kadar tatlı mıydın acaba? Oğlum ben şimdi de tatlıyım. Ne tatlısı? Çikolata. Neyle? Bitter.
Az köfte oradaysın Pascal. Evet. Şimdi alıyor muyuz bana dört başı mamur, hüneri elinde, eteği belinde bir zenci kız alıyor muyuz? Evleneceğim diyorum sana Pascal ya. Bir Afrikan Queen istiyorum ben hayat arkadaşı olarak. Şöyle göstere göstere millete yanımda zenciyle dolaşmak istiyorum ya. Valla Kadir, ben sana dedim. Şu an için zor. Ama sıraya aldım. Başvuru yaptım. Ne zaman sıra bana gelir acı? Minimum 2 sene. Yok abi. Çok uzun ya 2 sene. Yaşlanıyoruz. Gider gül gibi memleketinden alırım bir kız. Allah Allah. Nişan nikah bir arada yapar. Bir haftada bağlarım başım. Ne uğraşacağım 2 yıl zenci gelecek diye. Valla küçüğüm sen bilirsin. Bunca gibi bekledim. İkisini al abi bekle. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. This is Metro FM. Paskal. Kadir. Elimde bir takım istatistikler var. İstatistik mi? Evet. Tıs. İstatistiğe inanmaz mısın Paskal? Yok. Alex Ferguson da senin gibi düşünüyormuştu biliyor musun? Doğrudur. Ne diyormuş? Ferguson demiş ki istatistik mini etek gibidir. Çok şey gösterir ama asıl göstermesi gerekeni asla göstermez. Oha. Kadir. Bu Ferguson var ya kesin namazı. Öyle mi dersin? %1000 eminim mi abi? Ya yaşlı zampara da çok itici be abi. Aman. İnşallah yaşlanınca duruluruz be Paskal'ım ha. İnşallah abi. Geçen İnşallah. Gün eczaneden ilaç alıyorum. Evet. Bir amca içeri girdi. Yaşı bayağı ileri. Meşhur mavi haplar var ya onlardan istedi. Hadi ya. Eczacı dedi ki kalbiniz var mı dedi. Tansiyonunuz var mı dedi. Var mı? Var dedi, kalp de var. O zaman dedi size bu ilacı veremem dedi. Adam durdu sonra birden böyle imrenmiş gibi. Hadi be dedi, ne olur be dedi. Bir kutu ver be dedi. Yapma be, özür dilerim. Abi erkek olmak zor. Zor. Baksana düşünen hallere bak ya. Allah düşünmesin. Bunun kaçarı yok. Pascal hepimizin başına gelecek bu. Benimkini gelmez. Aa, şimdi hava atıp duruyorsun o zaman ne yapacaksın göreceğiz. Bir formül buluruz. Biz nereden geldik bu mevzuya kardeşim ya? İstatistik ha, evet istatistiklere göre kadın şoförlerin aklına kırmızı ışık görünce ne geliyormuştu bil bakalım. Saldırmak. Boğa mı abicim bu kadın şoför dediğin? Ne bileyim abim ben. Kırmızı ışık gören kadın şoförün aklına makyaj tazelemek geliyormuş. Pascal. Doğru diyor abi. Benim görüyorum. Kadın şoförlerin dikiz aynasını evdeki makyaj aynasından daha çok kullandığını biliyor muydun? Bu da mı istatistik? Yok bunu ben direkt kafadan salladım. Ama doğrudur be abi. Ya benden boş şey çıkmıyor Pascal görüyorsun. Doğru. Aragaz. Babasını bile tanımaz. This is Metro FM. Pascal. Kadir. Abi kadınları neden bu kadar çok seviyoruz düşündün mü? Yok. Sen? Niye düşünmüyorsun abicim? Ben düşünmem. Direkt severim. Arkadaş senin sevgin bile tedirgin edici ya. Neden? Direkt severim diyorsun ya o ne demek o? Öyle fazla düşünmeyeceğim. Ha, kadınlar düşünen erkeklerden hoşlanmazlar mı? Yok. Kadınlar ne ister Pascal? İcraat oğlum. Anlamadım. Kadınlar icraat ister. Nasıl icraat ister? Her türlü. Aktif, girişken, böyle olacağım. Yapma ya. Tabii. Öyle mi böyle mi düşünürsen. Ne olur? Tabii dersin. Allah. Kadın gider. Allah Allah. Sen öyle mi yaparsın yani? Her zaman. Hareket. Her zaman aktif. Yani her zaman anın içindesin yani Pascal ha? Evet abi. Osho'nun zampara olanısın yani Pascal. Osho kim ya? Abi söylüyoruz ya Hintli bir mistik. Mistik mi? Mistik kim ya? Abi mistik değil lan mistik. Ne iş yapıyor? Abi hayatın gerçeğini buluyor, onu da müritlerine açıklıyor falan yani. Bedava. Valla 3-5 bir şey atıyorlar mı bilmiyorum tabii yani. Ben bedava söyleyeyim. Bu hayatın gerçeğini mi açıklayacaksın bedava? Evet abi. Bize hayatın sırrını mı vereceksin? Evet. Tamam ver Pascal. Veriyorum. Madem gireceğiz kabire, sevişelim habire. Bunu söylemiştin zaten daha önceden Pascal. Söylesin de. Başka bir gerçek yok. Ha. Hep söylerim ben. Aragaz. This is Metro FM. Ya bu at etişine ne diyorsun bebeğim? Hangi at eti? Yok artık LeBron James. Tamam. Ya abi bütün garbın afakını at eti skandalı sarmış.
Bütün batı çalkalanıyor lan at eti diye. At eti yedirmişler sizinkilere hacı abi. Bir batılı olarak sen hala at eti nedir, eşek nedir, bu nazarlı yedirilmiş falan o haberlere bakmadın mı hacı? Ne bakayım ya? Benim olayım burası. Yani benim olayım burası derken? İstanbul, Türkiye. Gerisi bağlamaz. Vallahi türbün oynamak iyi bir şey pasla ama bu kadar da fazla kardeşim. Bu kadar değil yani. Abi anlat bakayım. Neymiş bu? Abi bütün Avrupa'da hazır gıda ve fast food'larda at eti çıktı. At eti bildiğin atı kesip yedirmişler. Öyle mi? Tabii abi bütün Avrupa aylarca çatır çatır at eti yemiş abi. Ve ünlü fast food, ünlü böyle markalar, restoranlar her yerde abi. Bildiğin nallı kuzu. Abi Fransızlar zaten yiyor. Sen yedin mi? Yok ama mesela biliyor musun? Paris'te kasap var. At kasabı. Aa nasıl? Paris'te at eti kasabı var ha? Tabii ya. Allah Allah. At eti kasabına gidiyorsun mesela bana yarım kilo köftelik kıyma ver diyorsun. At etinden çekilmiş kıymayı alıp yapıyorsun köfteni öyle mi? Mesela tabii. Mümkün. Vallahi büyük mutfağınıza büyük saygım var. Ya ama bir kavim de ne bulursa yer mi diye de insan arada soruyor. Yani aslında şöyle at eti hani Türklerin de geleneğinde var. Ben tattım mesela. Evet. Abi nereden çektin bu at? Ya çok ilginç aslında Pascal. Bir İtalyan aşçı diyor ki lazanyayı evde yapmak istesem kaça mal olur? Gidiyor lazanya malzemesi alıyor. Hamburdur, makarnadır, kıymadır. Bir kişinin maliyeti 5 euroya çıkıyor. Oh. Kol gibi. Fakat hazır gıda firmaların ürettiği lazanyalar markette 1 euroya 2 euroya satılıyor. Aşçı diyor ki ya bu nasıl oluyor diyor. Bunun çıplak maliyeti 5 euro diyor. Bu adamlar nasıl diyor 2 euroya satarlar diyor. Sonra araştırmaya başlıyor. Bütün gıdalara bakıyor. Tabi uzman da olduğu için şef bu. Alıyor onları, inceliyor etlerini falan. Aa, tahlil ettiriyor. Bir çıkıyor ki bütün donmuş gıdalarda at eti var. Of. Soyunda da koy. Atları da Afrika'da kestirmişler. Paraları da Virgin Adaları'na aktarmışlar. Etleri de İngiltere ve Almanya üzerinden bütün Avrupa'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, şey yapmışlar. Oh, yarısı. İşin ilginç yanı, İngiltere kraliçesi yok mu? Yaşı teyze. Ha, o da at eti yemiş. Yapma ya. Ya bu İngilizlerin at yarışı merakı var ya, asillerin katıldığı böyle mavi kanların yarışını bildiği bir at yarışında kraliçe de varmış. Yarışın gıda sağlayıcısı firma da bu at etini tedarik ettiği sonradan ortaya çıkan firmaymış. O zaman bilinmiyor tabii. Yani ne diyorsun? Abi koca İngiltere kraliçesi. Ondan sonra yani your highness Elizabeth çatır çatır nallı kuzu yemiş diyorum. Daha ne diyeyim? İyi olmuş. Arayıp bir geçmiş olsun diyelim lan kadına. İngiltere kraliçesine. Şimdi mi? Evet abi. Var mı cebi? Ya onun cebi yok da ama sarayın telefonu var. Var mı? Ara bakayım. Arayayım peki arıyorum. Çalıyor mu? Ha çalıyor. Ha açtı. Alo. Selamun aleyküm abi. Windsor Sarayı değil mi abi? Biz İstanbul'dan arıyoruz abi. Kraliçeyle görüşecektik ya. Yapma ya. Oğlum ne olmuş abi? Ay kraliçe şimdi görüşemez diyor. At eti yedi diyor. Motoru bozdur diyor. Cırcır oldu diyor. Tuvaletten çıkamıyor diyor. Motoru bozmuş İngiltere. Alttan üstten diyor veriyor tayır tayır diyor kraliçemiz diyor. Su gibi. Ay. Ay Allah'ım. Abi şimdi bak bir kase yoğurt alıyorsun. Bir yemek kaşığı da çiğ pişmemiş siyah çay döküyorsun yoğurdun içine. Karıştırıyorsun. Yediriyorsun haminleye. Ya da şey de yapabilirsin. Kahvenin üzerine birkaç yani kuru kahve bildiğin bir kaşık kuru kahvenin üzerine limon da yarım limon sıkıp onu da dayayabilirsin. Ama ben akabinde şey ver. Bir bardak su ver içsin. Bir saat sonra beton gibi olur onun bağırsaklar. Abi ya söyle ya. Fazla yedir misin ben? Ha doğru. Şş, bana bak abi. Alo. Ayarı da fazla kaçırmayın. Ondan sonra kadın evet. Peklik olur. Yemin ediyorum bu sefer de beton gibi. Ha Pascal evet bundan sonra da diyor bak. Yani hay Allah. Geçmiş olsun deyin ya Aminle'ye. Annemin ahiretliği ya. Ümre'ye gideceklerdi beraber de programlar öyle uymadı. Mi? Bak işte ister olur kadın. İster annemi arayayım söyle bir geçmiş olsun telefon at. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, sevişelim habire. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Kedim. Abi bebekler niye ağlar? Ne bileyim ben de ya. Bebek ağlamasına pek katlanabiliyor musun? Evet. Ya ben katlanamıyorum ya.
Niye biliyor musun? Baba değilsin. He. Baba ol, tatlanırsın. Katlanamam. Abicim, insan var ya, çocuğun her şeyiyle tatlanıyor. Sen katlandın mı? Ben de nasıl? Ya Pascal, çocuk sahibi olmaya korkuyorum ya. Acaba böyle hani çocuk sahibi olmaya korkanlara istediğin zaman yetişmiş çocuk almak imkanı yok mu? Var tabii ya. Kimsesiz çocuklar var. Ha sen şeyden bahsediyorsun, evlat edinmekten bahsediyorsun. Evet abi, al oradan. Ay o çok asi bir davranış da benim demem o değil yani. Ne? Ya mesela üniversiteyi bitirmiş, askerliğini yapmış, meslek sahibi genç, böyle iyi kötü işe güce de başlamış, 23-24 yaşında çocuğu alıyorsun mesela. Yok artık. Abi zahmetsiz, direkt yani okulunu okumuş, askerliğini yapmış, en ufak bir zahmet yok, kanka gibi başlıyorsun ilişki kurmaya böyle. Yok abi, tadı olmaz. Niye abi? Bebek kendi daha güzel. Abi güzeller de canavar gibiler ya. Bak Kadir, sen var ya, ne özgürlüğü biliyor musun? Çocukların ebekliği. Ya bir tane ya. Ne yapayım? Çocuk yapalım. Yok Pascal, ben o defteri kapattım abi. Ya Kadir, yapıyorum ya. Bu genler var ya, devam etsin. Aslında bir yandan da doğru diye. İnsanlığı şu üstün niteliklerimi taşıyan genlerden mahrum etmek de doğru değil Pascal. Tabi. Böyle bir soru vardı ya. Şimdi hatırlıyorum. Bir, hanım hamile. Hı hı. Mesela düşün yani, hanım hamile, doktora gidiyorsun. Doktor diyor ki bebeğin ölü doğma olasılığı çok yüksek. Anneyi de öldürebilir. Ama doğarsa da prematüre zeka özürlüğü doğma ihtimali %80. Bebeği aldırır mısın diyor. Evet ya. Evet. Winston Churchill'i öldürmüş oluyorsun o zaman, biliyor musun? Ya da ne bileyim mesela Adolf Hitler savaşı kazanmış oluyor. Bütün dünyaya bulaşmış oluyor. Yapma ya. Evet abi, çünkü Winston Churchill bu durumdaymış. O demiş ki doktorlar, yani bebeğin prematüre doğma imkanı var. Alalım, aldırmamışlar. Ya çok ilginç değil mi? Biz ne diyorduk, nereye geldik? Evet abi. Bebek ağlıyor mu? Bebekler korktukları zaman gözleri büyüyüp öyle ağlıyorlarmış. Bir yerleri ağrıdığı zaman da gözlerini kapatıp ağrıyorlarmış. Biliyor muydun mu? Bana ne? Ya benim anlamadığım o değil. Hala çözemediğim, her uçakta niye illa ağlayan bir bebek var? Harbiden. Niye? Abi kara kutuyla beraber ağlayan bebek mi koyuyorlar uçaklara, bilmiyorum. Fix bu ya. Ne demek istiyorsun ya? Aşk olsun. Ne dedim ki? Kara kutu falan. Bana mı laf tuttun? Kara kutu lafını sen niye üstüne alınıyorsun ki? Ayıp Kadir. Ayıp. Aman bana. Arkadaş, bırak zenci alınganlığı yapma ya. Zenci de canım diye ya. Kara kutu ne lan? Abi ben sana demedim ya. Bırak ya. Yakışınsın ya. Ya tamam arkadaş, bir şarkı çal Allah aşkına. Ne saçmalıyorsun sen ya. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. This is Metro FM. Lütfen Twitter'a mail adreslerinizi verir misin kardeşim? Vereyim canım. MetroFM @MetroFM.com.tr. Bir de Twitter var. Metro askışgi FM ve Aragaz. Çok güzel. Bekliyoruz efendim. Soru, görüş, fikir, beyanat her türlü. Özellikle soru. Soru da bekliyoruz. Şimdi soru gelmiş. Korver gelsin. Tarık kardeşimiz soruyor Pascal. Sorsun bakayım. Soruyor zaten. Diyor ki ne abi, sevgilime bir SMS atmak istiyorum. At. Bizi ne? Ama bana öyle bir cümle söyleyin ki okuyunca, sizin tecrübenize, yani bizim tecrübemize başlıyor. Okuyunca erisin bitsin diyor. Ben mi şimdi diyeceğim? Evet abi. Niye ben? Abi romantik beyaz atlı siyah prens sen değil misin? Affedersin, 2 dakikada karıları bağlayan, 10 dakikada yatağa atan bilmem ne abi. Dedim. O zaman kral kobra, kara mamba diye ortalıkta dolaşan sen değil misin? Benim. Karanlık gecelerin acımasız yargıcı sen değil misin? Benim. O zaman hadi söyle bir söz abi, Tarık sevgisine yazsın, kızın aklına alsın, erisin kız bitsin, tekrar İyi, aşık peki. olsun. Tarık yaz bak, veriyorum. Kışlık ateşte pişir beni. Aşkımın dibi tuşmasın. Bu ne şimdi bu abi? Aşkı sözü. Abi romantizm deyince aklına bu mu geldi? Evet, ateşli abi. Ateşli mi? Vallahi ben senin durumunu beğenmiyorum Pascal. Ben açık konuşayım. Sen uzun zamandır çapkınlık yapmıyorsun. Onun için saçmalamaya başladın oğlum. Maalesef abi. Kaç gündür uslu duyuyorsun lan sen Müge'nin gazabından? 2 ay oldu. 2 aydır ortamlara akmıyor musun? Yok abi. Vay be Pascal. İnsanlıktan çıkmak üzeresin o zaman sen. Ne yapıyorsun abi? Abi sırtımı duvara dayıyorum. Ne yapacağım? Ne olur ne olmaz. Ayıp ama, ayıp sana. Ben 2 metrekare yerde zebellak gibi Pascal Numa'yla 2 saattir yalnız kalan benim ayıp olur diyor. Bırak tedbirimi alayım ya. 2 aydır hiç şeyde yapmamış. Harama uçkurt çözmemiş. Sana bakar mıyım? Sen her şey, sen hareket eden, nefes alan her şeye bakabilirsin Pascal. Kadir, ha. Kerem düştü. Gel yürü. Aragaz.
Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. This is Metro FM. Sen kimsin, ben senin masana geleceğim diyen diva çıldırmış, Londra'da konsere gitmiş. Bülent Ersoy. Gördüm. 33 yıl aradan gördüm sonra. Kendim. Öyle mi? Nerede gördün lan? Televizyonda. Haberlerde. Arkadaş. Hayır. Film kok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Adamdaki adam da ne adammış. Yani sen Bülent Ersoy'u nasıl tanımıyorsun? Ama adam belki İngiltere'de yaşıyorsa hani bunun deliliğini bilmiyordur. Sen nasıl Bülent abi, Ersoy'u masaya çağırsın? Abi bir dakika. Şimdi adam var ya, bir çağırdı. Tamam mı? Bir fırça yedi. Bülent abla var ya, ağzına sonra gitti. Kürse gitti. Öyleymiş. Sonra tekrar geldi. Acamı çağırdı. Öpücü falan. Abi nasıl biliyor musun? İlim dili tesbih. Mafya gibi. Ha abi, oraların ağır abisi. Evet. Ha öyle mi? Tabii. Hadi bunu söylesene kardeşim, haberde bu eksik kalmış. Ben gördüm. Ha. Evet. Sonra dedi ama. Ha. Ne dedi? Ama. Sana soruyorum dedi. Bu şarkının... Vay. Bu şarkı sana dedi. Vay. Şimdi efendim olay şuymuş, tamam çözdük olayı. Türklerin yoğun yaşadığı bir semt var. Edmonton semti. Orada bir 1000 kişilik bir restoranda şey alıyor. Sahne alıyor Bülent Ersoy. Bir izleyici de ondan sonra masasına davet ediyor. Şarkınızı burada okur musun diye. Önce büyük arıza koparıyor Bülent Ersoy. Sen kimsin de ben senin falan. Sahneyi terk tabii, ediyor tabii. Gidiyor kulise. Sonra bir haber gidiyor. Abiye sen ne yaptın diye. Belli ki evet. Abi de Londra'nın ağır abilerinden dönüyor, öpüyor. Böyle öptürürler işte adama. Onun için öyle her yere zarsut olmaz. O anca efendim burada magazin programlarında, bir de jürilik yaptığın yerlerde tabii, olur tabii, o. Tabii. Hot sauce. Yani karizma yere düştü. İşte anca jüri olduğun yerde yaparsın bu nameleri ablacığım. Öyle her yerde yaptırmazlar. Abi tesbihiyle çıktı, şakır tabii, şakır tabii. Kendini öptürttü mü? Ha? Abi karanlık gecelerin acımasız yargıcıymış. Tip de mi öyleydi? Tabii. Çok güzel. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. This is Metro FM. Abi ne diyorsun futbol mevzularından? Ne diyeyim Kadir ya? Ya bu drop'a geldikten sonra ben futboldan soğudum arkadaş. Niye baba? Ya şimdiden Galatasaray şampiyon olmuş gibi yapıyorlar yani. Abi biri olmaz ya. Öyle deme abi, koca drop'a bu ya. Biliyor musun ben hala kendime gelemedim ha. Ha boş ver ya. Galatasaray var ya. Kötü ya. Ya iyi futbola puan alınmıyor ki Pascal. Adamlar çatır çatır bir öyle ya da böyle alıyorlar maçları. Sakin ol. Dur. Pascal cebin çalıyor. Benimki değil. Benimki de değil. Aa benimkiymiş abi. Ha yine İtalya'dan arıyorlar bak. İtalya'dan mı? Evet evet. Hayırdır? Kesin Vatikan arıyordur. Abi aramaz mı? Dur bakalım ha. Açıyorum. Si Bambini. Buonasera. Aa ben Kadir. Evet. Ne yapalım? Ne diyor? Vatikan'dan baş kardinal arıyor. Ne istiyormuş? Yarın kardinaller toplantısı var. Gelecek misiniz diyor. Biz ne? Papayı seçecekler ya. Gitme yok. Alo Bambini, ya şimdi geçen sefer geldik, kapıdaki muhafız damsız içeri almıyoruz falan yaptı, evet. Madara etti bizi. Evet. Bizde tatlı bir kırgınlık oldu hacı be. Hafif bir dargınız be. Ne diyor? Ne kaçta? Ha. Abi diyor siz gelin diyor. Papayı seçin, adam başı 5000 euro çıkmazsa adam değiliz diyor. Çıkma yapacağız diyor. Giriyoruz. Bambine geli o zaman biz tamam gelelim. Uçak biletlerini gönder. İki kişi business. Evet. Vegetable değil kardeşim. Ha, biz et yeriz et. Yalnız o Kardinal Tucson var ya, ona söyleyin onun hiç şansı yok. Terbiyesiz. Ha, bir de zenci olacak kardeşim. Ne demek ne yaptı? Geçen aradık Pascal, dedi ki peder benim günahlarımı çıkar dedi. Sizin Tucson dedi ki at bir 200 euro dedi, anadan doğmuş gibi masum yapayım dedi. Yakışıyor mu evet abicim ya. Bu? Koca kardinale bu sakalcılık, bu indiricilik, papalığın en güçlü adayına oldu mu yani, değil mi? Evet hacı ya. Ha? Bak bu çocuk günahları üstünde kaldı böyle el kadar sabit. Ne yapacak şimdi masum? Ha, bir de Kadir. Günahlar birlikte. Ha bir de bir şey söyleyeyim. Geldiğimizde lütfen şu Pascal'ın günahlarını bir çıkarın. Dibini böyle kazıya kazıya bir temizleyin şunu Allah aşkına ya.
Ya bunda günah çok birikti ya. Ha, oldu oldu, o zaman geleceğiz biz, görüşürüz, tamam. Ne oldu oğlum? Şimdi hacı yarın bunların kardinaller toplantısı varmış. Pasaportu alıyoruz abicim. Zaten vizeniz var. Ben Fransızım. Ha, benim de Schengen var abi. Yarın Roma'ya gidiyoruz öğlen vakit. Kardinaller toplantısında papa seçiminde yağıyoruz, esiyoruz, gülüyoruz. Ondan sonra evet, adam başı ya. Güzel gidelim, 5000 gidelim. Euro alıyoruz. Oho, o da iyi, o da iyi. O zaman şimdi gidelim biz, hazırlanalım hacı. Hadi valiz valiz. O zaman bitiriyorum ben programı. Bitirir bitirir. O zaman yarın görüşmek üzere. Hadi hadi hadi, hadi baba. Hoşça kal o zaman. Hoşça kal. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.